Selam, ben Kıvanç Ökten. Yakın zamanda Matt Jensen ile çalışmaya başlayan Muhammed Kodalak, dumbbell floor press yaptığı bir video paylaşmış. Powerlifterların uzun yıllardır bench press'in dirseği kilitleme kısmını güçlendirmek için yaptığı floor press, Flex Lewis'in antrenman videolarında göründükten sonra vücutçular arasında hızla yayılmıştı. Kısa hareket aralığı sizi yanıltmasın. Bacaklar devre dışı kaldığı için tüm yük üst vücut itiş kaslarına biniyor. Denemediyseniz bir şans verin derim. Tüm dünyadan amatör ve profesyonel vücut geliştirme sporcularını paylaşan Bodybuilders Without Borders kanalında Türk klasik fizik sporcusu Muratcan Karahasanları görünce mutlu oldum. Muratcan 5 hafta sonra NPC Worldwide Russia'da yarışacak ve IFBB Pro Kart almak için savaşacak. Kendisi 2019 yılında aynı müsabakada yarışmış, klasik fizik B kategorisinde 4. olmuştu. Sporcumuza başarılar diliyorum. Gelmiş geçmiş en müthiş quadricepsler kimde sorusuna herkes farklı yanıt verir. Bazısı Tom Platz der, bazısı Jay Cutler der. Ben Branch Warren derim. 2016'dan beri emekli olan Texaslı vücutçunun toplam 16 plaka ile hack squat yaptığını görünce öfleye pöfleye bacak çalıştığım antrenmanları düşünüp kendimden utandım. Branch tüm kariyeri boyunca dışarıdan bakıldığında kötü duran egzersiz formu için eleştirilse de bu onun en hardcore vücutçulardan biri olduğunu değiştirmiyor. Geçenlerde Guy Cisternino hayatında sadece bir defa antrenman bitsin diye dua ettiğini, onu da Branch Warren ile birlikte yaptığını söylemişti. Doğma büyüme İsveç'te olan ve şu an Dubai'de yaşayan 212 pound IFBB Pro Samir Turudi, 10 hafta sonra yarışacağı Indy Pro hazırlık kampından bir fizik güncellemesi paylaşmış. En son 2019'da yarışan Samir, kondisyonlu geldiğinde çok tehlikeli olabilecek bir fiziğe sahip. Bakalım 2016'dan beri profesyonel olan sporcu bu sene nihayet ilk şampiyonluğunu elde edebilecek mi? Indy Pro'da podyuma çıkacak olan bir diğer 212 pound yarışmacısı da John Jewett. John'un arka bacak ve kalça kasları için yaptığını söylediği bantlı rack deadlift aslında vücut geliştirmenin de aynı bir tıp dalı gibi sürekli ilerlediğini ve geliştiğini gösteriyor. Sporcular gerek bant, zincir gibi ekstra ekipmanlar kullanarak gerek duruşlarını, tutuşlarını ve açılarını değiştirerek daima kaslarını daha etkili şekilde çalıştırmanın bir yolunu buluyorlar. Seviyorum bu işi. Rolly Winkler'dan peşi sıra antrenman videoları gelmeye devam ediyor. Bunlar yakınlardaki bir yarışma için yapılan hazırlıklardan görüntüler mi bilmiyorum ama umarım Rolly New York Pro'da podyuma çıkma kararı alır ve sezonun ilk müsabakasını daha da heyecanlı hale getirir. Bilmeyenler için kendisinin ilk profesyonel yarışması 2010 New York Pro'ydu ve harika bir kondisyonla şampiyon olarak büyük ses getirmişti. Şu anda IFBB Pro Lig'deki en başarılı arkadan çift biceps pozlarından birine sahip olan Justin Rodriguez, sırtını daha da güçlü bir bölge haline getirmek için yaptığı Smith Machine Row egzersizini paylaşmış. Herkes New York Pro için Nick ve Blessing'e konsantre durumda ama Justin aradan sıyrılıp şampiyon olursa hiç şaşırmayacağım. Şahsen ben sesi yüksek çıkandan değil, sessizce çalışandan daha çok korkarım. Patrick Moore, Muscle & Strength isimli YouTube kanalı için çektiği ve 1 milyon izlenmeyi geçen 3 videosu için kanaldan gelen ödülleri paylaşmış. Patrick devamında bu videolar sayesinde kendini tanıyıp takip etmeye başlamış olan birçok insan olduğundan bahsetmiş. Bu paylaşım, vücut geliştirme dünyasında sosyal medyanın ne kadar büyük ve önemli bir yer kapladığının kanıtı. Artık gözlerden uzakta sadece antrenman yapıp beslenerek keşiş gibi yaşayan vücutçulara pek fazla ekmek yok maalesef. Geçenlerde size İranlı İman Rezai'yi gösterdiğimde Allah bilir dünyada adını bile duymadığımız kaç tane böyle yüksek potansiyelli vücutçu var demiştim. Alın size bir tane daha. Livinho isimli Brezilyalı sporcunun bisepslerinin ve kuadrisepslerinin büyüklüğüne, belinin inceliğine bakar mısınız? Kendisi Haziran ayındaki bir yarışmaya hazırlanıyormuş. Vücutçu olsam bu adamla aynı podyuma çıkmak istemezdim, ne yalan söyleyeyim. Videoyu vücut geliştirmenin önemli olaylarından birini hatırlayarak kapatalım. Günter Schlierkamp'in dün paylaştığı bu fotoğraf 2002 yılına ait. Kendisi o sene Mr. Olympia'ya hayatının en iyi formuyla çıkmış, 5. olduğu ilan edilince seyirciler deliye dönmüştü. 3 hafta sonra yapılan GNC Show of Strength isimli yarışmada ise Günter, Ronnie Coleman'ı yenip şampiyon olarak herkesi şok etmiş, kralı Mr. Olympia olduktan sonra mağlup edebilen 2 kişiden biri olarak tarihe geçmişti. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.